Günaydınlar efendim. İşte yine harika bir cumartesi sabahında enerjimizi yükseltmek, harika bilgilerle donanmak için müthiş bir sebebiniz var. Çünkü kendine iyi bak başlıyor. Kendine iyi bakta büyük değişim devam ediyor. Yüzündeki sivilce izleri ve sarkmalardan şikayetçiydi. 35 yaşındaki Özlem Usta, büyük değişimin sürpriz finaliyle stüdyomuzda. İstenmeyen tüyler kabusunuz mu oldu? Lazer epilasyon kalıcı çözüm mü? Kimlere ve hangi bölgelere uygulanabilir? Medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik anlatıyor. Belki de yaşadığımız rahatsızlıkların sebepleri bambaşka. Hastalıkların asıl sebebi beynimiz mi? Kişisel gelişim uzmanı Doktor Turhan Güldaş stüdyomuzda. Hanımlar, her gün makyaj yapmaktan yoruldunuz mu? Kalıcı makyaj uygulamaları nasıl yapılıyor? Kalıcı makyaj eğitmeni Nehir Durmuşoğlu az sonra kendine iyi bakta. Evet, özellikle değişim köşesinde ismini çok çok duyduğunuz, yapmış olduğunuz sonuçlarla herkesin yüzünü güldüren çok değerli, çok yetenekli bir isim var. Sevgili Nehir Durmuşoğlu. Nehir ne yapar? Kalıcı makyaj uygulamaları yapar. O kıl tekniğiyle kaşı harika bir şekilde yapar. Ya gerçekten yapmış olduğun sonuçlardan yüzü gülmeyen var mı Nehir? Yok, herkes çok memnun zaten. Bir de işlemin doğal olmasından kaynaklı. Evet. Hiç kimse de yapay bir güzelliğe ulaşmıyor. Kimse anlamıyor. Botoks yapılmış gibi gayet de gençleştiriyoruz yapılan uygulamaları. Kaşlarla yaş ifadesi ve her şey değişiyor diyorsun. Evet, evet, kesinlikle. Peki mesela hemen o zaman kaş uzmanlığından başlayalım seninle. Hangi kaşlar moda? Özellikle önümüz yaz. Evet, şimdi geçtiğimiz yıllarda düz kaş çok revaçtaydı. Artık doğal kaşlar moda. Kendi kas yapımıza uygun modelleri daha yukarı çekerek, daha kavisli uygulamalar yaparak herkes kalın kaş istiyor. Ve bu uygulamalar da kendi kıl renginde devam ettiği zaman daha güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Yani şimdi normal bir kaş. Mesela benim şu an kaşlarım, kendi kaşlarım. Evet. Çok da sorulur biliyorsun. Sana da geliyorlar. Evet, evet, geliyorlar. Peki bu kaş uygun kalınlıkta bir kaş mı yoksa daha mı kalın kaşlar moda mesela? Yok, şu anda çok ideal bir kalınlığı var kaşınızın. Benim yüzünüze de değişmeyen. Yüzünüze de uygun mesela sizin gibi bir kaş yapısına biz sadece pudralama tekniği uygularız. Şekil güzel, kalınlık güzel. İçinin dolgunluğunu sağladıktan sonra çok daha net bir ifade oluyor. Pudra tekniği nasıl, evet, bir teknik? Pudralama tekniği makyaj yaparken kaşımıza far sürdüğümüz gibi oluyor. Çünkü kaş şekli belli olan kişilerde genelde bu tekniği uygulayabiliyoruz. Tamam. O da güzel duruyor. Hafif bir netlik veriyor. Evet, evet. Peki diyelim ki ince kaşlı bir hanımefendi geldi, benim gibi bir kaş istiyor. Evet. Aynı doğallığı yakalayabiliyor muyuz? Kesinlikle yakalıyoruz. Öncesinde zaten ölçümler yapılıyor, model çiziliyor. Bunu görüyoruz, senin yaptığın ölçümleri, bir şeyler yapıyorsun, evet, çiziyorsun. Çok simetri, çok önemli tabii, evet, ki burada. Evet, yani %100 hiçbir zaman ama eşit olmuyor. Çünkü kas yapıları farklı oluyor yüzde. En yakın olduğu noktada biz o modeli artık onaylıyoruz. Daha detayına girdiğimizde bu sefer işlem birisi kalın, birisi ince olabiliyor. Belirli bir yerde yüzüne bakıldığında kişinin kaşlarının farklı gözükmemesini sağlıyoruz. Evet. Kıl tekniği uygulaması kaşın kendi kıl yönünde küçük yatay kıllar şeklinde devam ediyor. Aslında evet, bu sizin boyayla, yani evet, dövme, ne deniyor buna tam dövme olarak? Dövme değil, dövmenin dövme değil, gelişmiş bir formu bu. Mikropigmentasyon uygulaması, tamam, diyoruz. Mikro bir iğne ile cildin altına kıl efekti yaratmak oluyor bizim için. Tek başına kıl tekniği uygulandığında çok doğal durmuyor aslında. Çizgi çizgi gözüküyor. Evet. O yüzden altına hafif bir pudralama geçtiğimizde kişinin kendi kaş yoğunluğu gibi gözüküyor. Çok güzel. Evet. Her yaşın diyorsunuz bir tabii ki triği, bir sırrı var. Evet. Siz de bunu bu şekilde uyguluyorsunuz. Peki yani esmer tenliler, sarışınlar, beyaz tenliler herkes uygulanabiliyor mu? Uygulanabiliyor. En sarışın kişilerde bile kullanabileceğimiz pigmentler mevcut. Eskiden yapılan tekniklerde standart bir renk uygulanıyordu ve o teknikler çok derinin altına iniyordu. Maalesef de renk değişimlerine de sebep oluyordu. Evet, bu da biraz kötü duruyor değil mi? Kötü. Açık havada güneşte çıplak gözle baktığında renk değişimleri, evet, ne saç rengi gibi olan ne kaş rengi gibi olmayan. Evet. Soluyor mu o renkler? Evet, çok hoş olmuyordu. Mavi, yeşil ve kırmızıya dönüyordu maalesef. Ama şimdi çok gelişti her şey. Tamam. Kendi kıl rengimizde uygulama harika yapıyoruz. Saçın hiçbir önemi yok. Sarı da olabilir, kızıl da olabilir.
Zaten öyle olduğu vakit doğallık iyi oluyor kişilerde. Bu sarı saçı siyah kaş da çok moda galiba değil mi? Evet, şu anda böyle bir moda var. Fakat kişinin kıl rengi açık renkse yapmıyorum. İki renk olur çünkü uygulama. Hoş olmaz ama çok fazla gelip söyleyen oluyor bunu da. Evet. Peki şimdi kalıcı kaş ya da kaş şekillendirme çok başvurulan bir yöntem. Ama bunun yanı sıra kalıcı makyaj yöntemi de oldukça fazla. Evet. En çok nedir mesela? Dudak kontürü mü istiyorlar, göz kontürü mü? Eyeliner'ı çok fazla istiyorlar. Evet. Şimdi o da çok iddialı bir uygulama aslında. Evet. Düşünsenize sürekli makyajcısınız artık. Evet, çünkü kalıcılığı 5 yıl. Dudağın da gözün de kalıcılığı 5 yıl. Çünkü çok daha ince bir tabaka, yağ barındırmayan bir tabaka. Kalıcılığı o yüzden 5 yıl oluyor. Mümkünse kişilere önerim daha ince bir eyeliner çalışması. Çünkü günlük hayatta çok kalın, abartılı uygulamalar kişinin de hoşlanmayacağı bir sonuca dönüşebilir. Var mı tercih edenler mesela? Çalışan hanımlar diyorlar ki ben hiç makyajla uğraşmıyorum. Evet, gerçekten kaşını, gözüne eyelinerını ve dudağına dudak renklendirme uygulamasını yaptıktan sonra inanın makyaj yapmadan işe gidiyorlar. Çok rahat oluyor aslında bu uygulamalar. Ama dediğim makyajla gibi uyanmak evet, bir hepsileri oluyor. Yani. Her şeyi hani sınırında bırakırsa herkes, yani ben öyle tavsiye ediyorum en azından. Daha sonradan hani pişmanlık duyulmasın. 5 yıl çünkü kısa bir uzun süre bir değil. Uzun bir süre, evet. Yani dudağınıza yaptırdığınız renk özellikle dudak rengini biraz daha canlandıran bir renk mi oluyor? Evet, dudağı daha canlandıran, pembemsi bir uygulama. Esmer kişilerde daha turuncu baskın kullanıyoruz. Çünkü biraz mora yakın dudaklar oluyor. Tamam. Morluğu yok etmek için turuncu baskın renkler her zaman daha doğal gözüküyor esmer kişilerde de. Üstüne ruj da sürebilir daha sonra giydiği kıyafete uygun ama daha canlı bir ifadeye sebep oluyor. Gülüşü, görünüşü kesinlikle değişiyor. Sizde var mı hemen sorum? Ben de maalesef yok. Çok da isterim yaptırmayı. Çok fazla uçuk çıkaran kişilerde biz bu uygulamayı önermiyoruz. Ha, çok güzel. Evet, çünkü uçuk çıkardığı için işlem çabuk atılım gösteriyor. Enfeksiyon kapma riski olabiliyor. Çok sık uçuk çıkaran kişilerde olmadığı için ben de maalesef siz kullanamıyorum. De evet. Uygulamadınız. Gözünüze yaptınız mı? Yok, gözüme de yapmadım ama kaşlarımda var bu uygulama. Evet. Sadeliği seven bir kişi olduğum için açıkçası tercih etmedim. Tercih etmediniz. Evet. Harika. Peki istenen renk seçilebilir mi demişiz kalıcı ruj yaparken? Evet, seçilebilir mesela aslında. Mesela kıpkırmızı dudaklarını yapan olabilir mi? Var. Tercih meselesi. Tabii ki bu tarz uygulamalarda kişiyle ön görüşmelerimizi yapıyoruz. Kesinlikle anlatıyoruz. Emin misiniz? Evet, bunu almamız, onayını almamız gerekiyor. Tabii, beğenmedi diyelim mesela. Lazerli silme uygulaması oluyor bunda da ama biraz sancılı bir süreç. Tabii. İyi karar vermemiz gerekiyor bunun içinde. Peki şimdi güneşten, denizden etkileniyor mu diye sorular geliyordur mutlaka. Evet, biz bu uygulamaları yaptığımızda 2 gün kadar işleme, su değmemesini istiyoruz. Tamam. Bir hafta kadar da havuz, deniz, hamam, sauna bunlardan uzak durmalarını istiyoruz. Hücre yenilemesi 28 günde oluşuyor. Hı hı. 28 gün sonra muhakkak işlemleri kontrol etmemiz gerekiyor. Gerekirse tekrar. Evet, gerekirse tekrarlıyoruz. Ondan sonrasında uygulamalar rahat bir şekilde kalıyor. Özgül Kantar hanımefendiye 42 yaşında, az sonra alacağız sizi. Daha önce yanlış alınmasından dolayı kaşlarının. Evet. Tek kaşı küsmüş mü deniyorsunuz? Ne diyorsunuz ona? Kaşlar küsmüş. Zamanla maalesef yanlış alımlardan kaynaklı kıllar çıkmamaya başlıyorlar. Özgül Hanım bir de bu yıl 10 kilo vermiş. Hızlı kilo alımlarında da saç ve kaşlar dökülebiliyor. Kendi genetik yapısında da çok kaşı olan bir bayan değildi. Biz stüdyo gelmeden önce bir kaşına çalıştık hatta. Çalıştınız, pekala. Evet, göstermek için. Pekala. Şimdi kendisini alacağız efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Şöyle sizi hemen yanıma alayım. Şimdi hemen tek kaşına uygulama yaptığını söyledi sevgili Nehir. Sizi kamerada şöyle göreceğiz. Bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi gördüğümüz gibi Özgür Hanım'ın sağ kaşında uygulama ve sol kaşındaki farkı hemen görebiliyoruz. Yani ifadeyi nasıl değiştiriyor, evet, gerçekten inanılır gibi değil. Bakın şu an tam karşıya baktığınızda nasıl bir teknik uyguladınız Özgür? Nehir'cim, Özgül Hanım'a. Özgül Hanım'a biz kendi kıl renginde bir uygulama yaptık. Çok da doğal duruyor aslında. Çok ve botoks etkisi olsun dedik. Biraz kavislendirdik. Atık kaşları yukarı kaldırdık. Evet, yukarı kaldırdık. Hani gençleştiriyor gerçekten ifadesini. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha genç. Daha genç. Daha bu ufacık bir uygulamayla bu kadar bir fark oldu. Başka kendinize ne değiştirmek isterdiniz?
Yani şu an aklımda pek bir şey yok ama zayıfladıktan sonra kaşlar çok iyi geldi bana. Evet. Yani psikolojik ben kendimi daha hafiflemiş, daha mutlu hissettim. Ay, daha genç. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Daha genç diyorsunuz. Evet, daha genç. Peki şimdi mesela bu kaşı yaptınız. Şimdi diğer tarafı da uygulamasını yapacağız. Ve ne kadar süre sonra mesela yenilemesi gerekecek? 2 yıl kadar kalıcı bu uygulama. Cilt tipine göre ama belki 1 yıl sonra bir seanslık bir tazeleme isteyebilir. Evet. Üstünden geçeriz çünkü insan alışıyor böyle güzel net bir ifadeye. Kesinlikle öyle. Evet. Kendi acıdı mı Özgür Hanım? Yok hayır hiçbir acı, hiçbir şey hissetmedim. Gayet güzel yaptı sağ olsun Nihir Hanım. Harika. 2 gün su değdirmeyeceksin. Evet. Evet. Mikropigmentasyon uygulamalarında şişme, kanama ya da acı olmuyor. Hmm. Olması gereken tabakada uyguladığımız için evet. Olmuyor. Zaten sözünüzü kesmiş olmayayım ama çok önemli bir soru benim için bu. Herkes için ayrı bir iğne kullanılıyor. Kesinlikle zaten. Evet. Hı-hı. O tek kullanımlık iğne bunlar. Kişilere de genelde gösteriyoruz çünkü bilinçlenmelerini istiyoruz. Evet. Hiçbir şekilde sormadan duyuyoruz dışarıdan. Hani evet. Bu tarz hijyen içerikli olmayan uygulamalar yapılıyor. Yani o paketin önünüzde açıldığını lütfen kontrol edin evet, sevgili izleyiciler. Kesinlikle. Böyle bir uygulama yapmaya gittiğinizde ortamın hijyeni, evet. Size bunu uygulayan kişinin hijyeni. Evet. Mesela eldiven takıyor musunuz? Evet. Ellerinizi öncesinde. Yani ben bunlara çok dikkat kesinlikle. Ediyorum. Kesinlikle. Evet. Yani bu şekilde insanlar araştırırsa sağlık açısından da hiç sorun yaşamazlar. Ne de olsa kanamalı bir uygulama demiyoruz ama mikro da olsa iğne cildin altına giriyor. Evet. Kişilerin bir ay sonraki kontrollerinde de tekrardan tek kullanımlık bir iğne açılması gerekiyor. Evet. Ona da dikkat etsinler. Evet. Genelde kişilere iğne veriyorlarmış. Eve gidin diyorlarmış. İnanmıyorum. Evet. Kendiniz yapın diye. Eyvahlar olsun. Lütfen bunları yapmayın. Bunlara itibar etmeyin. Peki sevgili Nehir, şimdi siz nasıl bir analiz yaptınız? Özgür Hanım'ı karşınıza aldınız. Şimdi bu kaşın kararını vermek de çok kolay mesele değil. Evet. Beğenmeme, geri dönüş çok zor olduğu için. Baktınız böyle bir kalınlıkta kaşa ihtiyacı olduğuna nasıl karar verdiniz? Şimdi zaten önden bir model çizdiğimiz için Özgül evet. Hanım'a da gösteriyoruz. Muhakkak onaylaması gerekiyor. Ben şimdi kendisine bir model tavsiye ediyorum. Evet. Hoşlanmıyorsa birlikte karar vererek gidiyoruz. Çünkü bazen benim tavsiye ettiğim modelin dışında istiyorlar. O kişi kullanacağı için de mesela çok düz bir kaş ama yüzüne gitmiyor. Tamam. Kişi istiyorsa yapıyoruz. Yapıyorsunuz ama ikna etmeye çalışıyorsunuz. Evet, evet kesinlikle ikna etmeye çalışıyoruz. Ama hani Özgül Hanım hiçbir şekilde bana karışmadı. Ben kendim... Size teslim oldum. Evet, kendim bunu yakıştırdım yüzüne. Hani hem doğal olsun hem botoks etkisi olsun dedik. Kendi evet. kaşından biraz kavislendirme yaparak bu uygulamayı yaptık. Galiba buradaki en sihirli sözcüklerden biri de botoks etkisi kesinlikle, olsun. Kesinlikle, bu çok önemli. Evet. Çünkü... Böyle bir uygulamayla hem daha genç bir ifade hem de hani botokstan korkanlar oluyor. Çok doğru. Onların o korkularını kaş uygulaması yaparak yeniyoruz biz. Harika. Peki yüzünüzde başka bir yere mesela uygulanmasını ister misiniz? Makyaj ister misiniz? Ya tabii hangi kadın kendini güzel hissetmek istemez ki? Mutlaka. Peki ne dersiniz Özgür Hanım'a? Öyle bir hediye yapalım mı Nehir Hanım? Yaparız ben tabii şimdi ki buraya de. Kadar gelmişken evet. sizi değişim bölümümüzden geçirmeden göndermek istiyorum. Evet, evet, çok güzel İyimiz değmişken evet. eğer arzu ediyorsa iyi karar vererek kaş evet. kontüründen sonra göz ve dudak kontürü de yapabilirsiniz. Böyle hafif evet. makyaj dolaşmak nasıl olur? Muhteşem, süper. Süper olur değil mi? Hem de çalışan bir bayansınız. Evet, evet. Yani... Uğraşmak zorunda kalmazsınız aynen belki öyle. Makyajla. Zaten kendine çok bir zaman ayırıp da yani fırsat bulup bir makyaj yapamıyoruz. Hani eşiniz ne der? Yok hiçbir şey demedim. Eminim o beni güzel görünce mutlu olacaktır. Mutlu olacaktır. Peki o zaman mesela tavsiye ediyor musunuz kendisine? Evet ben tavsiye ederim. Özellikle kirpik diplerine bir uygulama yaparsak gözündeki o... Hüzünlü bir ifadesi var. Ama çok güzel bir göz rengi evet, var. Çok güzel resim verdiniz. Ben şu an hemen çok kamerada baktığımda. Göz rengi ortaya çıkacak. Tamam. Kirpik dibine güzel bir uygulama yapabiliriz. Tamam. Son halinde bizimle paylaşacaksınız mutlaka. Peki dudakları için ne öneriyorsunuz? Dudak rengi çok güzel. Pigment kaybı çok fazla yok aslında. Aslında tavsiye etmem. Dudak kalınlığı güzel, rengi güzel. Ama istiyorsa yapabiliriz. Kendinden çerçevesi var çünkü dudaklarımı seviyorum. Ama şöyle gözleri hafif bir diyorsunuz mutlaka. Sürmeler olsun. Olabilir neden olmasın. Peki o zaman biz sizi Nehir'le baş başa bırakıyoruz çok ve sonucunu bizimle paylaşacak. Evet. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size çok iyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok çok mersin. Ve kendine iyi bak devam ediyor efendim.
Şeker hastalığıyla mücadele ediyorsanız ekran başına sevgili izleyiciler. Şeker hastalığına ve metabolik cerrahiye dair merak edilenleri obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Kerim Güzel yanıtladı. İşte sorular, işte cevapları. Kendine iyi bak izleyicileri için. Yıllardır şeker hastalığıyla mücadele ediyorsanız ekran başına. Şeker hastalığından ameliyatla kurtulmak mümkün mü? Metabolik cerrahi ameliyatları kimlere yapılır, kimlere yapılamaz? Şeker hastalığına dair merak edilen soruları genel cerrahi uzmanı operatör doktor Kerim Güzel yanıtladı. Kendine iyi bak ekibi birçok kişinin dert yandığı şeker hastalığının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini genel cerrahi uzmanı operatör doktor Kerim Güzel'e sordu. Peki sıklıkla duyduğumuz şeker hastalığı nedir? Temelde iki tip şeker hastalığı var. Tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı. Tip 1 daha çok çocuklarda gözüken, erişkin yaşlarda gözükmeyen ve insülin yapımının hiç olmadığı ya da çok az olduğu. Yani hastalar bunlar mutlaka dışarıdan insülin almak zorundalar. Tip 2 şeker hastaları ise aslında insülin üretilir vücutta. Yalnız dokular tarafından kullanılmaz. Bizim ameliyat ettiğimiz hasta, yani ameliyatla tedavi ettiğimiz hasta mutlaka tip 2 şeker hastası olması gerekiyor. Yani insülin üreten ve vücudunu kullanamadığı bir hasta. Biz ameliyatlarda insülinin kullanımına yardımcı cerrahiler yapıyoruz. Şeker hastalığı beraberinde hangi hastalıklara neden oluyor? Damar sistemini etkilediği için başta böbrek yetmezliğinin, erişkindeki görme kayıplarının, sinir uçları hasarlarının ve organ uçuf kayıplarının başta nedenlerden bir tanesi. Şeker hastası olanlarda inme riski çok çok fazla, kalp kriz geçirme riski çok çok fazla. Şeker hastalığında en yeni tedavi yöntemleri neler? Şimdi şeker hastalığında normalde tedavi öncelikle hastanın yaşam stilini değiştirmesinden geçiyor. Yani dengeli beslemeden geçiyor, egzersizden geçiyor. Eğer bunları yapamayan hasta bir müddet sonra ilaca geçiyor. Eğer ilaçta da şeker kontrolünü alınamazsa bir sefer insülin kullanmaya başlıyor. Ama bu bizim bildiğimiz klasik tedavi yöntemleriydi ama bugünden itibaren yani bugün bu dönemden bir dönem sonra artık ameliyatlar telaffuz edilmeye başladı. Bunlara biz metabolik cerrahi ameliyatları diyoruz. Eğer şekeri kontrol altında değilse hastalarda biz metabolik cerrahi ameliyatlarıyla şekeri etkin şekilde kontrol altına alabilmekteyiz. Metabolik cerrahi ameliyatları kimlere yapılır, kimlere yapılamaz? Öncelikle bizim tip 2 şeker hastamız olacak. İkincisi ise tip 2 şeker hastası olsa bile pankreasta hala insülin depolarının var olduğu hasta olacak. Biz bunu laboratuvar çalışmalarıyla ortaya koyacağız. İnsülindeki, vücuttaki, pankreastaki hala çalışan depoyu ortaya koyacağız. O hasta ameliyatı yapacağız. Eğer tip 2 şeker hastası olsa bile insülin deposu bitmiş bir hastaya bağ ameliyatı yaparsak hiçbir sonuç elde edemeyiz. Metabolik cerrahi ameliyatına nasıl karar veriliyor? Mutlaka insülin depolarını değerlendireceğiz, testler yapacağız. Onu testler uygun çıkarsa hastaya ameliyat kararı verirsek hasta sıkı bir check-up'tan geçiyor. Yani ameliyatın riskini minimalize etmek için, en aşağı çekebilmek için mutlaka dahiliyeci, endokrin, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları bir koordine şeklinde çalışıp değerlendirip eğer problem yoksa hasta ameliyata alınıyor. Peki metabolik cerrahi ameliyatları nasıl yapılıyor? Hasta ağrısızı hissediyor mu? İnsanın tabii aklına takılan sorulardan belki de en önemlisi bu. Eskiden hepimiz alışmışız kocaman kesilerle ameliyatlara. Yerimizden işte 3-4 gün, 5 gün kalkamıyoruz. Böyle ameliyat. Ama bunlar böyle ameliyatlar değil. Bunlar öyle yapılmıyor. Kapalı yapılıyor. Yaklaşık 4-5 tane 1 ya da 5 milimetre deliklerden karın içine teleskop girilerek bu kadar büyük cerrahi oradan yapılıyor. Bunun bize avantajı ne? Hastayı biz ameliyattan 4 saat sonra yürütebiliyoruz. Ve 3 gün içinde ya da 5 gün içinde hastayı evine gönderip bir hafta içinde de sosyal yaşama katıp işinin başına dönebiliyor. Yani bunlar kapalı ameliyatlar. Laparoskopik cerrahi dediğimiz kapalı şekilde yaptığımız ameliyatlar, uygulamalar. Hastanın yaşı tedaviyi nasıl etkiliyor? Biz burada kabaca 20 ile 65 yaş arasında bu ameliyatı rahatlıkla yapabiliriz. Ama 65 yaşın üzerindeki bir şeker hastasında genel durumunu değerlendirip zararla kar oranını ortaya koyup eğer hasta bu ameliyatı kaldırabilecek bir hastaysa bu ameliyatı ona da yapabiliriz. Yani buradaki kriter hastanın performansıyla ilgili bir kriter. Burada şeker hastalığının süresi önemli. Mesela diyelim ya 70 yaşındaki bir adam 2 yıllık şeker hastasıysa vereceği yanıt farklıdır. 70 yaşındaki bir insan 30 yıllık şeker hastasıysa ameliyata vereceği yanıt farklıdır. Hiç tedavi görmeden ameliyat kararı vermek doğru mu? Öncelikle günümüzdeki tedavi yapmalı. Önce beslenmesine, işte tedavisine, ilacına devam etmeli. Eğer en son çare. Çünkü neticede ameliyat bir risktir. Yani hiçbir sıfır risksiz bir işlem değildir. Hasta bunu yerine getiremiyorsa bu ameliyat gündeme gelir. Ameliyat sonrasında beslenmede nelere dikkat etmek
gerekir. Şeker hastalığı bilirler. Çok katı diyetleri vardır. İşte baklavası, börekli vesairesi. Yemeyeceksiniz. Bir sürü karbonhidrat ve gıdalardan uzak duracaksınız. Şimdi biz ameliyat sonrası bu kadar katı bir rejim uygulamıyoruz. Ama neticede yine de bizim glisemik indeksi yüksek gıda diyoruz. İşte artık her gün basında da yer alıyor. Yani yüksek karbonhidratta da hemen emilebilen şeker yüksek gıdalar var. Bunlar nedir? Genelde sanayi mamulüdür bunlar. Rafine gıdadır. İşte mısır şuruplarından tutun da beyaz una kadar, pirince kadar. Bunlar hızlıca emilir, şeker yükseltir. Normalde bizim normal birey olarak da bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Glisemik indeksi gıdadan yüksek. Bizim ameliyat sonrasında da bizim uzak durmamız gerekiyor. Genel cerrahi uzmanı operatör Doktor Kerim Güzel son olarak sağlıklı yaşam için şeker hastalığının hafife alınmamasına ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. Şeker hastalığı özgürlüğümüzü kısıtlayan bir durum. Yani düşünün ki her yere yanımızda insülinle gidiyoruz, ilaçla gidiyoruz. Bir kalabalık toplantı halindeyiz ve tereddütler yaşıyoruz. Biz eğer şeker hastalığından kurtulmak istiyorsak mutlaka öncelikle ilaç tedavisini ve deneyelim. İlaç tedavilerinde ve egzersizimizde doktorun bize dediği önerileri yapalım. Eğer yapamıyorsak cerrahi de artık düşünelim. Kişisel gelişim uzmanı Doktor Turhan Güldaş şimdi stüdyomuzda. Evet, sevgili Doktor Turhan Güldaş efendim bizlerle. Kendisiyle her zaman kendi asıl mesleğiyle ilgili diş konusunda konuşuyoruz. Bize harika bilgiler veriyorsunuz ama bir diğer mesleğiniz ve hastalarınıza öyle bir harika yaklaşımınız var ki ve seyircilerimize kişisel gelişim kısmındaki engin bilgileriniz ve bu konuda vermiş olduğunuz bize harika açılan kapılar aslında. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sizin bu içten çok rahat bir konuşma dilinde açıkçası yapmış olduğunuz bu anlatım benim içimi rahatlatıyor. Evet. Bana iyi geliyorsunuz açıkçası. Bunu teşekkür söylemek ederim. İstiyorum önce. Zaten insan da kendine iyi gelenleri alır ya hayatına. Öyle evet. Bir durum var. Seyircilerimizin de tahmin ediyorum sizinle ilgili böyle bir algısı oluşmuştur diyorum. Bugün dediniz ki neden hasta oluyoruz? Evet. Yani beynimiz neden ve ruhumuz neden hastalanıyor? Evet. Yani şimdi önce baştaki konuya ben de bir parantez açayım. Ben burada anlattıklarımı kendi kişisel deneyimlerimden, birikimlerimden anlatıyorum. Yani bir şöyle söyleyeyim, bir kitaptan alıntı veya şey değil. Evet. Onun için ders anlatır gibi anlatmıyorum. Evet. Yani benim amacım bu programdan sonra herkes kendine küçük his, kıssadan bir hisse alabilirse çok mutlu olacağım. Bir tek bunun için buradayım. Onun için sizden o enerjiyi almak benim hoşuma gitti. Tahmin ediyorum da insanlar da aynı şekilde bu enerjiyi alıyorlar. Çünkü o şeyi alıyorum. Etkileşimleri bana geri insanlar evet geri dönüşleri alıyorum. Harika. Aynı sizin dediğiniz gibi. Harika. Evet efendim. Şimdi evet. Evet önce. Diyorsunuz ki psikolojik olarak kendimizi kötü hissettiğimizde bu durum vücudumuzu da etkiliyor. Evet. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Değil mi? Evet. Şimdi bunları açacağız. Yani biz neden hastalanıyoruz? Hastalığı, bakın hastalığı böyle bugün tam olarak adlandıracağız. Biz neden hastalanıyoruz? Net olarak. Sadece psikolojik bölümüne girmeyeceğim. İlk başta mesela bir genel olarak kısa kısa diğer bölüm. Tamam. Zaten sağlıkla beslenmeyle ilgili konuları çok güzel anlatıyor arkadaşlar. Bunları da kısa kısa böyle başlık olarak gireceğiz. Lütfen. Ama en önemlisi, çünkü bence çoğu bilim adamı da bunu söylüyor. Hastalıkların %90'ını beynimiz üretiyor. Bunun nasıl ürettiğini anlatmamız lazım ki insanlar düşünce şekillerini değiştirsinler. Tamam, hadi hocam. Tamam. Başlayalım. Peki, genel olarak hastalıkların nedenleri bir çevre faktörü. Yani hava şartları, işte su, bilmem ne. Bunlar birinci faktör. Ondan sonra beslenme. Hastalanmamızın en önemli faktörlerinden birisi beslenme. Çevresel şimdi, faktörler ve beslenme. Bir başta öyle. Beslenmeye geçelim önce kısa. Mesela nasıl beslenmemiz lazım peki? Bir kere natürel yiyecekler. İşlenmemiş, fazla içine kimyasal girmemiş, kullanma süresi uzun olan yiyeceklerden uzak duracağız. Kapalı, uzun süreli yiyecekler. Şimdi orada bazı katkı maddeleri konuluyor. Ve bu katkı maddeleri o yiyeceklerin ömrünü uzatmak için. Dolayısıyla da bunlar vücudumuz için iyi şeyler değil. Bir kere birinci madde bu. Evet. İkincisi meyve ve sebze ağırlıklı.
beslenmemiz, tavsiye ediyorum kesinlikle. Meyve sebze ilk sırada. Ondan sonra tahıllar ama işlenmemiş tahıllar. Bakın natürel beslenme mükemmel. Fazla işlenmemiş gıdalar, hazır olmayan gıdalar, natürel gıdalara yönelirsek bir kere işin A kısmını, birinci kısmını çözmüş oluruz. Evet. Beslenme ile ilgili. Demek ki asitli içecekler, özellikle çocuklardan, şeker çocuklardan, bakın bunlar çok zararlı. İşlenmiş gıdalar, un gibi, kimyasal içeren yiyecekler, uzun süreli dediğim gibi kaplarda saklanmış, evet. Ve şey olayı, alüminyum. Evet. Bakın onu çoğu insan atlıyor. Mesela kutularda var, bilmem işte tavalarda. Çok önemli. Alzheimer hastalığının en önemli faktörlerinden birinin alüminyum olduğu tespit edilmiş. Evet. Onun için yani bazı şeyleri biz kullanıyoruz. Sonradan, yıllar sonra onun şeyleri ortaya çıkıyor. Etkileri elbette. Evet. Yani bence çoğu şey çok fazla detaylı araştırılmadan bize sunuluyor. Mesela antibiyotikler gibi. Evet. Yani bilinçsiz kullanma antibiyotiklerde inanın faydasından fazla zararı var. Evet. Onun için hekim kontrolünde gerektiği zaman. Yani antibiyotik leblebi değil efendim. Kesinlikle kullanılmıyor antibiyotik evet. kullanımı. Kesinlikle reçeteli oldu. Bu da çok iyi oldu bence. Evet bence de yani. Ondan bundan duymakla alınan o antibiyotikler gerçekten vücutta bir takım faydalar sağlamaya çalışırken yararlı bir takım bakterileri ve yok ediyor vücuttan. Evet. Dolayısıyla çok önemli bu. Evet. Çok güzel bir şey söylediniz. Bir taraftan da aslında bahsettiğimiz beslenme şekli geleneksel beslenme şekli. Ha, bravo çok evet çok güzel tanımladın. Evet. Yani onu söylemek istiyorum. Zaten biz ne zaman natürellikten çıktık? Her şey bozuldu. Fabrika ayarlarımız bozuluyor bakın. Tabii. Fabrika ayarlarımız biz natürel üretime göre yapılmış. Çok yani güzel. Hayvanı öyle natürel şey yap. Siz onu işlediğiniz zaman o bitti o. Yumurta yiyor musunuz? Yumurta yiyorum ama çok sık değil. Çok sık değil. Peki o özellikle hani dolaşan tavuk yumurtasını falan. Yani seçmeye çalışıyorum. Takip ediyor musun? Evet seçmeye çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Bizim vücudumuz çöp değil. Oraya her şeyi atmak olmaz ya. Doğru. Yani aldığımız benzine dikkat ediyoruz, yediğimiz yiyeceklere dikkat ediyoruz. Yani bu çok artık şey bu marketler yani. Marketler de satıcılar da bu konuda tabii kişilerin artık daha sağlıklı beslenme konusundaki azminin farkındalar. Evet. Geçtiğimiz günlerde yumurta alışverişi yapmak istiyorum. Sordum yani yumurtalarınız organik mi? Ebru Hanım dedi bizim yumurtalarımız dedi bizim dedi tavukların yumurtaları. Ha dedim sizin dolaşan tavuklar mı var dedim. Yok bizimkiler koşuyor Ebru Hanım. Yani her şeyi aslında başka bir noktada kişi parlatıp evet. bize sunabiliyor. Gerçekten yani koşan tavuk hikayesi gerçekten güzel bir hikaye. Çok güzel. Şunlar da bayağı sağlıklılardı tam onların yumurtasından alayım ama kişilerde güven de azaldı. Suistimal ediyorlar nedir? Ya. Sertifikalı ürünler ve hangi evet. nereden alınmış sertifikalar? Yani bu organiklerde de gerçekten onları çok iyi takip etmek lazım evet. diye düşünüyorum. Bilinçli beslenme budur yani bilinçli insan bilinçli beslenir. Yani haklarını bilir. Yediği içtiğine dikkat eder. Yani çoğu insan ben biliyorum ki son kullanma tarihlerine dikkat etmiyor. Bakın ben geçenlerde bir şey keşfettim. Ben bilmiyordum. Belki de çoğu bayanlar biliyordur. Mesela bu kremlerde falan var ya üstünde böyle kapak işareti evet. var. O onun kapak açıldıktan sonra evet. son kullanma tarihidir. Evet. Ben onu bilmiyordum mesela. Evet. Ya çoğu kişi de bilmiyor inanın. Evet, 12 yani, ay yazar, 24 ay evet, yazar. Evet üstünde bir tarih var mesela. Evet. Diyorsunuz ki 2019'a kadar bir tarih var son kullanma tarihi ve insanlar çoğu zaman şöyle düşünüyor bu ürün bu krem 2019'a kadar kullanılır ben onu kullanırım ama orada 6 ay yazıyor evet. biz onu 2 yıl kullanıyoruz evet. o zaman zarar veriyor vücuda evet. ya da faydalarını getiriyor en azından evet. öyle bakabiliriz. Onun için aldığımız ürünlerin şu etiketlerine bir dikkat edelim. Evet. Sizin dediğiniz nokta çok doğru yani bilinçli toplum bunu ister. Yani ne kullanıyorsun, hangi tavuk yumurtlamış bu tavuğu, nerede bu çiftlikler veya şimdi hep organik dediniz ya suistimal. Biz çok çabuk hemen böyle işin şey yönüne gireriz ama püf noktasını kaparız tamam. Bütün şu anda bakın hep organik yazıyor. Artık yani bu tür şeyleri de suistimal etmesin insanlar. Yani insanların iyi niyetini suistimal ediyorlar. Beslenmeyle ilgili dediğim gibi tekrar ediyorum kolalı içecekler, şeker. Bakın özellikle bunlar çok önemli. İşlenmiş gıdalar. Demek ki tahıllara yükleneceğiz. Evet. Kabuklu yiyecekler. Meyve sebze ağırlıklı. Et
fazla et süte yüklenmeyelim bakın. Hmm. Evet. Özellikle dikkat ederseniz sütlerde uzun süreli. Siz ne dedin? Uzun süreli kullanım. İşte bu kadar. Bu çok önemli bir nokta. Püf noktası. Bu beslenmede buna dikkat edeceğiz. Gelelim ondan sonraki nokta. Hareketsizlik. Bakın hastalanmanın en önemli faktörlerinden biri hareketsizlik. Neden? Çünkü biz fabrika ayarlarımız konuştuk ya. Fabrika ayarlarımız şuna göre yapılmış. Bakın biz avlanacağız. Biz tehlikelerden kaçacağız. Onun için hareket lazım. Evet. Ona göre yaratılmış bir organizmamız var. Şimdi biz fabrika ayarlarımızın dışında işler yaptığımız zaman, yani sabahtan akşama kadar oturursak, hareketsiz kalırsak o hücreler tembelleşiyor. Evet. Tembelleştikçe de hastalanıyor. Çok doğru. Bakın hareket çok önemli. Ne yapacağız? Bir insan şu anda en azından 5 kilometre bir yürüyüş yapmak durumundadır. Yani vücudumuz sağlıklı olmasını istiyorsa hareket olarak, en basitinden söylüyorum, 5 kilometrelik bir yürüyüş. Ha yani başka bir insan yoga yapar, başkası tenis oynar. Bu kendi vücudunun şeyine göre yapabileceğim fiziksel şey. Fiziksel aktivite hayatınızda olmalıdır. Kesinlikle çok önemli. Çünkü kalp damar hastalıkları için en önemli faktörlerden biri spor yapmak. Spor yaptığımız zaman kan dolaşımı hızlanır. Hücrelere giden besinler çoğalır. Hücrelere giden oksijen çoğalır. Hücreler canlanır. Bakın çok önemli. Böyle basit gibi geliyor. O sirkülasyondan dolayı o mesela beyin kanaması, kalp rahatsızlıkları önlenir. Evet. Çünkü hareket ediyor. Evet. Pıhtı oluşmuyor. Evet. Dolayısıyla bu da önemli. Hareket edeceğiz. Hastalanmak istemiyorsak. Hani diyorlar ya sağlam vücut nasıl o? Sağlam kafa sağlam vücut. Yani. Yani demek istiyorsunuz ki açıkçası bizim çok faydasını fark etmediğimiz o 5 kilometrelik yürüyüş ya da ufacık o hareketler gün içinde yaptığımız bizim sağlığımızı çok olumlu yönde etkiliyor. Kesinlikle. Hastalıkları önlüyor. Önlüyor. Bakın zaten önemli yani abartmaya noktana gerek yok. Biraz yürüyüş bile herkesin yapabileceği bir konu. Sizin o dediğiniz kelime çok önemli. Türkiye'de spor salonuna gidiyor. 3 günde sonuç almaya çalışıyor. Ondan sonra 3 gün sonra da bırakıyor. Ya adım adım. Yani 10 dakikayla başla. Bakın ayıp değil bu yani. Sen bir günde böyle o vücutları yapamazsın. Ama bir yıl sonra bir bakacaksın ki bir noktaya gelmiş. Sabır. Elbette. Sabırlı olmayı da öğrenmek lazım. Peki efendim, hastalanmamak için neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz dediniz. Şimdi son en önemli nokta bence şey, işin psikolojik yönü. Şimdi bakın, yapılan araştırmalarda hastalıklarımızın %90'ını beynin ürettiği tespit edilmiş. Bakın %90. Şimdi biraz önce anlattığım o faktörler %10. Şimdi çok anlatıyoruz. Herkes güzel. Herkes neyi düşünüyor biliyor musunuz? Bir tavsiye olacak. Herhangi bir bitki, bir çay içeceğim. Ben canlanacağım, ben uzun yaşayacağım. Yok öyle bir şey. Bakın önce burada başlıyor. Bütün mevzu bu. Çok iyi beslenin. Her şey çok güzel. Eğer beyninize kötü şeyleri atarsanız ne oluyor biliyor musunuz? Hani daha birkaç yıl önce böyle şeyler vardı, haberlerde çıkmıştı. Çöp dağları patladı. Hani evet, çöplüyorduk. Şimdi bakın, siz oraya atıyorsunuz çöpleri. Atıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Patlıyor, hastalık ne oluyor. Ne o çöpler? Yani kuruntular, endişeler. Evet, onları açıklar. Hayat telaşı. Evet, kuruntu bir kere çok önemli. Bizim her zaman konuştuğumuz karşılaştırma, kendini aynen kıyaslama, o çok önemli. Kendini sevmemek, başkalarını sevmemek, sevgiyi dışarıdan beklemek. Ya nasıl olur? Kendi, yani biz o zaman muhtaç oluyoruz. Böyle bana sevgi göster, bana ilgi göster. Evet. Ya bu bir zayıflıktır ve insanlar bunu manipülasyonda kullanıyor. Çok doğru. Bakın, halbuki kendi kendine güveneceksin. Sen bir bireysin ve sen teksin. Bakın bu parmak izi hiçbir insanda yok. Bu göz retina şeysi başka bir insan. Teksin. Evet. Onun için ya ne demek ya? Bir pırlantanın bile benzeri var, şeyi var ama siz teksiniz. Çok doğru. Çok şanslı bir insanız ki biz şu anda bu dünyada yaşıyoruz. Ben şöyle adlandırıyorum. Biz şöyle düşünürsek daha hayatı kolaylaştırırız. Biz bu dünyaya gelmiş kendimizi turist gibi görelim. Tamam, bir tatile gittiğinizde bir haftada nasıl hiçbir şey takmıyorsunuz. Denizin tadına varıyorsunuz, güneşin tadına varıyorsunuz. Keşfediyoruz. Aynen böyle yapalım ya.
Çok bakın basit. Çok basit. Çünkü... Hayatı tatilde gibi yaşayacağız. Aynen öyle. Yani. Mümkün mü peki yani? Mümkün. Bir takım sorumluluklar var hayatta. İster istemez hayat güllük gülistanlık geçmiyor. Herkesin inişler, çıkışlar, evet. Yaşamsal sorunlar, ilişkiler. Doğru. Maddi zorunluluklar, sıkıntılar, çocuk yetiştirmek. Yani bunlar gerçekten büyüyerek o dağ gibi sizin dediğiniz kimi zaman patlamak üzere olan bir yanardağ haline gelebiliyor psikolojik olarak insan. Evet doğrudur. Ama bunları da kabul etmek lazım. Ama bu gerçeklerle nasıl baş etmek lazım? İşte bu. Yani burada mevzu şudur. Bir iki tür insan var. Biri kurbanlar. O kurbanlar var ya, o sizin dediğiniz kuruntuları içine atanlar. Kurban. Her şey onlara kurban. Yani onları evren sevmiyor, insanlar sevmiyor, hiç kimse sevmiyor. Öyle düşünüyor, öyle hissediyor. Öyle düşünüyor, yani. Ben kurbanım. Ya. Her şey kötü, benim şansım da yok. İkinci kategori yaratanlar. Yani hayatını çizenler, pozitif yönlendirenler. Yani birincisi arabanın ön koltuğunda oturuyor, kendisi gidiyor. Sürücü koltuğunda. Biliyorsunuz ben arabayla ilgili örnekleri seviyorum. Çok güzel. Yani arabayı kendisi kullanıyor çok ya. Çok doğru. Diğeri ise var ya, arabanın sürücü yerinde kimse yok. Evet. Araba gidiyor kendi kendine. Evet. Ya o zaman kazalar da oluyor. Hayatını yönet diyorsun. Yani evet. Müthiş. Şimdi bakın o dediğiniz duygular var ya, onları bir açmak istiyorum. Şimdi sevgi olayı. Sevgi bir kere biz insanlara vereceğiz, öyle alacağız. Evet. Yani insanların bize sevgi vermesini beklemeyeceğiz. Bak bu, kesinlikle kime ne verirsen karşılığını alırsın. Bu bir tenis topu gibidir. Sevgiyi gider kullanmayı gel. Ve sevgiyi hissetmeyi... Vermeyi karşılıksız vereceğiz. Bakın evet. Hayvanları niye seviyorum biliyor musunuz? Karşılıksız sevgi veriyorlar. Müthişsiniz Turhan Bey. Müthişsiniz. Bakın maalesef. Onlardan örnek alabiliriz. Şöyle küçük şeyler bize var ya yaşam için dersler var aslında. Biz niye hastalanıyoruz biliyor musunuz? Vücudumuzu dinlemiyoruz. Hani demiştik ya... insanları dinlemediğimiz için, farkında olmadığımız için insanlarla iletişimimiz yetersiz. Evet. Kendi vücudumuz da aynı şey. Dinlemiyoruz. Şimdi o konuşuyor dinlemiyoruz. Dinlemiyoruz, biz farkında değiliz. Dalmışız. O hani sorun diye düşündüğümüz şeyler var. Ya hiçbiri sorun değil. Bakın onlar nedir? Bakın ekonomik şey. Problem ne biliyor musunuz? Ekonomik şey için bir problem söylüyorum. İnsanlar ayağını yorganına göre uzatmıyor. Mutlaka. Ya bu kadar... Ha çok yüksek beklentin evet. Varsa o zaman onun bedelini öde. Ne yapacaksın? İşinde bir numara, hizmette bir numara. Çok yüksek beklentin varsa. Yok normal yaşamak istiyorum diyeceksin. O zaman ayağını yorgandan göre uzatacaksın. Harikasınız efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine güzel vermiş olduğunuz bilgiler için çok renkli, çok sıcak. Harikasınız. Ve kendine iyi bak devam ediyor. Medikal Estetik Hekimi Doktor Nihat Dik şimdi stüdyomuzda. Ve şimdiki konu medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik. Evet bugün kendisiyle o istenmeyen tüylerden kurtulmanın yollarını ve lazer epilasyonu konuşacağız. Bu gerçekten özellikle bu dönemde geç kalındığımı bilmiyorum. Siz beni lütfen bu konuda yenileyin bilgilerimi, yineleyin. Acaba geç kalındı mı lazer epilasyonu herkese uygulanabilir mi? Hoş geldiniz. Evet klasik olarak bakarsak 90 artı dakikaları yaşıyoruz şu an. Evet. Epilasyon konusunda özellikle evet. istenmeyen tüyler konusunda. Çünkü artık bu ay daha son. Evet. Bu aydan sonra, bu ay ne? Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları epilasyon için sıkıntılı, sakıncalı aylar olarak bilinir, klasik olarak. Bu tür mevsimlerde hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda deri üzerinde aşındırıcı, tahrip edici, enflamasyon uyandırıcı uygulamalar yapmamak lazım. Neden? Yaparsak ne olur? Ne olur? Yaparsan leke olur, yara olur, kabuk olur... iyileşmesi zor sürecek. Kalıcı olabilir bir de bunlar değil mi? Lekeler. Yani Alexandrite işte bu epilasyondan şundan bundan öyle kalıcı hasar pek aman aman oluşmaz. Tamam. Çünkü 1-2 hafta içerisinde bilemediğiniz en kalıcı şeyler, lezyonlar, yaralar bile 2-3 ay içerisinde geçer. Yani güneşten etkilenen lazer epilasyon sonrasında güneşten etkilenen olan lekeler bölgeler... kalıcı olur. Heh onu soruyorum. Ama lazerden dolayı olan yani tabii. Bu epilasyon lazerlerinden dolayı kalıcı bir hasar olmaz. Olmaz. Önce bir yaygara kopar. Birkaç doktora gidilir. İşte şöyle mi olacak, böyle mi olacak falan. Sakinleştiğimiz zaman 1-2 haftanın sonunda bakarız. Bir de o epilasyon sürecindeki kabuklanmalar, yaralar geçmişse gidilir, barışılır. Evet. Genelde böyle olur. Şimdi bu epilasyon neden acaba bu kadar herkesin dilinde, herkes yaptırmaya çalışıyor?
Özellikle kadınlar için, hatta erkekler için de çok kullanılan bir araç. Erkek tipi kıllanma var aslında. Hanımların çok şikayetçi olduğu. Bu konuda mı daha çok başvuruluyor sizce? Evet, en çok şikayet Türk toplumunda özellikle. Çünkü Batı toplumunda, bakın, Batı toplumu o kadar şanssız ki. Tüyler sarı. Evet. Lazer denen bir şeyi Batı toplumu üretiyor ama kendi tüylerine faydası yok. Çünkü evet, sarı tüyleri lazer görmüyor. Tabii. Ama siyah tüy ve beyaz ten ise lazer için harika bir vaka. Neden tüylerimizden kurtulmak istiyoruz? Şimdi ilkel toplumlara baktığınız zaman tüy aslında vücutta koruyucu, kollayıcı. Hem güneşten korur, hem böceklerden korur, hem vücudumuzun ter atmasını sağlar, havalanmasını sağlar falan, bir sürü işlevi, bir sürü görevi var. Mesela kafanızdaki saçlar, bunları niye epilasyon yapmıyoruz? Hani moda olsa yaptırırız. Ama moda ne? İşte kol altı yaptıralım, kollarımızda olmasın, bacakta. Evet. Bırakın hanımları, erkeklerde. Artık evet, bacak ve göğüslerinde, özellikle vücut geliştirmeciler, vücutlarında kıl istemiyorlar. İstemiyorlar. Neden o vücutları gözüksün diye. Neden o baklavalar daha mı çok ortaya çıkıyor? Tabii baklavalar daha çok ortaya çıksın, şey olmasın, yani şöbiyet gibi gözükmesinler diye. Pekala. Dolayısıyla geliyorlar ama tabii bu öyle bir kere de olacak bir şey değil. Bir kere de olacak bir şey değil çünkü hormonal bir şey. Erkekteki testosteron hormonunun, yani bendeki testosteron hormonunu şu an ölçsek, 8'e de bölsek sizde o kadar çıkar. Ya. Çünkü kadında da testosteron hormonu tabii var. Nasıl erkekte diğer kadınlık hormonları var. Ama dominant olan, baskın olan testosteron. Sizde de dominant olan kadınlık, yani progesteron, östrojen gibi hormonlar baskın olduğu için sizde de bir çeşit, birazcık olsun, kıllanma mutlaka olacak. Evet. Peki bu kıllanma normal süreçte ıssız bir adada yaşasaydık hiç problem yoktu. Herkes çok mutluydu. Ama sosyal bir şeyde, toplumda yaşadığımız için ve kadın da erkeğin tersi olduğu için, erkek kıllıysa kadın kılsız olması, evet, gerekiyor diye sosyal bir yaptırım ve baskı var. Peki niye seans seans, bir sürü seans epilasyon yapmamız gerekiyor? Neden çünkü gerekiyor bir? İkincisi, bu kadar uzun süreli kullanımın herhangi bir zararı var mı vücuda? Şöyle, her şeyden önce lazer kanser yapar mı sorusunu cevaplayalım. Kısaca, aynen. Lazer kanser yapar mı? Efendim, güneş ışınlarından aldığınız ultraviyolelerden daha az zararlıdır lazer. Yani güneş ışınları kadar zararlı değildir. Tamam. Daha masumdur. Tek dalga boyu bir ışıktır. Mesela Alexander Wright'ın bulduğu, Rus bir bilim adamının bulduğu lazer ışığından bahsedelim. 755 nanometre dediğimiz bir kırmızı bir ışıktır. Bu tamam, tek dalga boyudur. Ve kıl köküne verdiğin zaman önce kılı kısaltmak lazım. Yoksa kıl yukarıda ne olur? Mangal kebap olur. Tabii. Köküne de enerjiyi ulaştıramaz. Alamaz. Kılın kısa olması gerekiyor. Kısa kıla enerjiyi verdiniz. Siyah melanin enerjiyi çekti. Işık enerjisini ısı enerjisi olarak köküne kadar iletiyor. Köküne kadar ilettikten sonra kılın da aynen lale soğanı gibi bir kökü var. Evet. Kıl kökü. O kökü enerji gidiyor ve karbonize ediyor. Yakıyor. Tamam. Yandığı zaman ne oluyor? O kıl kökünü besleyen kılcal damarlar koagüle oluyor. Yani onlar da yanıyor. Ne oldu? Siz dolaşımı bozdunuz. Yani bir ağacın köklerini doğradınız. Evet. Yani vardır ya, dibine kibrit suyu dökme. Evet. Aynen onun gibi. Köklerini tahrip ettiğiniz an o kıl daha çıkmaz. Tamam. Peki neden tekrar tekrar yapıyoruz? Hı. Biz anajen dediğimiz görünen, yani şu an işte kolumda gördüğünüz tüyler, saçımda gördüğünüz kıllar, bunlar anajen. Yani aktif halde olan kıllar. Bir de uyuyanlar var. Hı. Bunların yaklaşık 5-10 katı kadar da uykuda. Yani şey gibi, diş gibi düşünün. Evet. Süt dişiniz var, ana dişiniz var. 100 yaşına gelince 3. bir diş daha çıkarıyorsunuz falan gibi. Kılların da öyle 8-12 tane hakkı var. Tabii. Öldürüyorsun geliyor, öldürüyorsun geliyor. Onun için tekrar tekrar yapman gerekiyor. Ama anajen fazla, yani görünen kılları kısaltıp da lazer yaptığınız zaman %80-90 oranında öldürüyorsun. Evet. Bitsin. Bunlar bitiyor zaten. Uykudakiler, sıradakiler gelmeye, evet, başlıyor. Bunun için 2 ayda bir, 3 ayda bir veya ben şeyde, Türk toplumunda şöyle yapıyorum. İşte bir yıl içerisinde diyorum, düzenli olarak 1,5 ayda bir geleceksin, seni pırıl pırıl yapacağım. Evet. Ama bir ay, bir yıl senin tüylerini bitirmeye yeter mi? 1,5 aydan bir hesaplıyorsunuz, 8 seans yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ama bazı kılların 12 tane hakkı oluyor. Kök hakkı oluyor. Öldürüyorsun çıkıyor. Öldürüyorsun çıkıyor. O zaman ne olacak? %100 başarılı sonuç alırım yerine bir yıl içerisinde kıllarınızın, tüylerinizin %80'ini, 90'ını
öldürebiliriz. Harika bir oran. Hangi kılların? Anajen, yani siyah kıl köküne sahip ve siyah gövdeye sahip kıl kökleri de %80-90 onda başarılı. %100 yaparım diyen... Evet. Neden? Evet, mümkün değil çünkü. Mümkün değil. Yok öyle bir şey. Evet, yenileniyoruz elbette. Peki bu son olarak soruyu sormak istiyorum. Bir yıl içerisinde vermiş olduğunuz bu seanslarda her defasında alınan o lazer darbeleri herhangi bir sağlık açısından zararlı kısmı yoktur. Yok, zararı yoktur. Zaten lazer ışınları bakın derinin orta tabakasına ancak ulaşabiliyor. Derinin alt tabakasına kadar gidemiyor bile. Harika. O kadar güçlü değil. Güneş ışını gibi düşünün. Evet. Yani güneşte kaldığınızda ne kadar hasara uğruyorsanız lazerde de o kadar hasara uğrarsınız. Güneşte çok kalırsanız güneş yanığı olursunuz. Evet. Lazerde de üst üste aynı yere 2-3 kere atış yaparsanız lazer yanığı olursunuz. Evet. Yani bu duyduğumuz medyada, televizyonlarda, vakalar, evet, internette gördüğümüz şeyler teknik olarak yapılan yanlışlardan evet. kaynaklanıyor. Ya bu vatandaş... Işte... Lazerinin bakımını gerekli sürelerde düzgün olarak yaptırmıyor. Çok aynen önemli. Araba gibi. 10 bin, 40 bin bakımı gelmiş, hala hiç servise götürmemişsin. Tabii. O seni yolda bırakır işte. Evet. Olmadı daha bir de motoru yanar. Evet. Şeyde de öyle. Lazeriniz varsa, bir lazer parkurunuz varsa düzenli olarak lazer şirketinin teknik servisinin düzenli olarak gidip kalibrasyonlarını yapması lazım. Lambaların bakımını yapması lazım. Bu tarz yerlere başvurmak lazım. Kesinlikle kurumsal ve bu işi iyi bilen yerlerde bu işi yaptırmak evet. lazım. Bir. İkincisi... Eğer lazer yaptırıyorsanız mutlaka bir doktor muayenesi olacaksınız ve doktor kontrolündeki bir klinikte yaptıracaksınız. Evet, bu da çok önemli. Çünkü ülkemizdeki yasal düzenleme de şöyle, lazer olmayan ışık kaynakları da var. Bu lazer olmayan ışık kaynakları IPL dediğimiz ışık kaynakları. Bazı ince tüylerde veya cilt leke tedavilerinde kullanılır. Yurt dışında. Amerika'da mesela cilt gençleştirmede anti-aging tedavilerinde kullanılır. Ama Türkiye'de fiyatının da uygunluğu sebebiyle güzellik salonlarında yaygın olarak kullanılır. Bir de %100 garanti veriyorlar. İşte 6 seans, 8 seans %100 garanti. Abi sonuç alınmıyor bunda değil mi? Yani bu şeydir, epilasyon ve de-epilasyon denen şeyler Anladım. Vardır. Epilasyonda kalıcı sonuç alırsınız, de-epilasyon ağda. Ondan sonra bu geçici iple bir çözüm. Ve IPL bunlar geçici çözümlerdir. Çok güzel Öyle. Bilgi verdiniz, harika. Pekala, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz sevgili Özlem Usta değişim köşesinde bize başvurdu. Kendisinden ne denli mutsuz olduğunu bize anlatmıştı. Biz de onu biraz yüzünü güldürebilmek için bakın neler yaptık, izleyelim. Yaklaşık bir 6 ay kadar yatalak kaldım. Sürekli hemen hemen her gün benim ağlayarak geçiyordum. Eşim beni aldattı. Yani kendime olan zaten özgüvenimi yitirdim. Ben de istiyorum ki hani aynaya baktığımda gülümseyebileyim. İzlerken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Bir annenin dramı. Büyük Değişim köşemizin bu bölümdeki şanslı ismi İstanbul'dan Özlem Usta. 35 yaşındaki Özlem Usta yaşamı boyunca birçok sorunla mücadele etmiş bir anne. Yaşadığı sıkıntılarla sağlığını yitiren Özlem Hanım o dönemde eşi tarafından ihanete uğrayarak hayata küsmüş. 6 ay yatalak kaldım. O kadar çok sorunun ardından benim sağlık problemlerim başladı. Yaklaşık bir 6 ay kadar yatalak kaldım. Başlangıçta kemik kanseri teşhisi koydular. Kalçamda kitle çıktı, ayak bileğimde kitle çıktı. Sonra işte birçok doktora gittik, işte hastane gezdik vesaire. En son ameliyata karar verdiler. Ameliyatta parça aldılar, incelediler ve neden kaynaklandığı bilinmeyen, milyonda bir görülen, tedavisi olmayan bir rahatsızlık çıktı. O sürece kadar ben sürekli hemen hemen her gün benim ağlayarak geçiyordum her günüm. Başımı her yastığa koyduğumda üzülüyordum. Acaba sonrasında sabah uyanabilecek miyim? İşte çocuklarımı düşünüyordum. Eşim beni aldattı. O süreçte ben bu kötü günleri yaşarken eşim beni aldattı. Özgüvenimi yitirdim. Ya ben aynaya baktığımda kendimi inanılmaz mutsuz hissediyorum.
Ve her seferinde de zaten geçmişi düşünerekten acaba diyorum hani kusurlarımdan dolayı mı bana bunu yaptı, bana bunu yaşattı. Yani kendime olan zaten özgüvenimi yitirdim. Özlem Hanım'ın en büyük hayali aynalarla barışmak, hayata tekrar gülümseyerek bakmaktı. Yüzümdeki bu izler yüzünden, lekeler yüzünden, işte normalde 35 yaşındayım ama yaşımdan daha büyük gösteriyorum. Gündüz mesela dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Aynalarla barışmak istiyorum. Ya ben de istiyorum ki hani aynaya baktığımda gülümseyebileyim, kendimi daha iyi hissedebileyim. Özlem Hanım hayatında yeni bir başlangıç yapmak için programımıza başvurdu ve adaylar arasından seçilerek büyük değişimin kapılarını araladı. Kendimi hayatımda ilk kez bu kadar şanslı hissediyorum. Büyük değişim, hayatımın dönüm noktası olacak. Bu benim için bir nevi tekrar hayata yeni başlangıç olacak. Yepyeni bir görünüm, bambaşka bir ifade, daha mutlu bir kadın. Büyük değişim başlıyor. Özlem Hanım'ın büyük değişiminde ilk durağımız kalıcı makyaj eğitmeni Nehir Durmuşoğlu'nun merkezi. Nehir Hanım yeni kaş tasarımıyla Özlem Hanım'a bambaşka bir ifade hediye edecek. Peki acaba Özlem Hanım nasıl bir değişim istiyor? Kaşlarımda çok boşluklar var. Onlar da olsun istiyorum. Aynı zamanda biraz da benim göz çevrem yapı itibariyle de düşük. Daha tabii ki kötü görünüyor. En azından kaşımın tasarlanmasıyla birlikte daha o düşük ifadeden kurtulacağım. Kıl tekniğiyle doğal görünümlü kaşlar milim milim tasarlanıyor. Muhteşem sonuçlar için ince ince çiziliyor. Şimdi kaş uygulamamıza geçmeden önce yüz ölçümümüzü alıyoruz öncelikli olarak. Ölçülendirme yüzün tam ortalamasını çıkartıyor. Başlangıç, kavis ve kuyruk kısmını belirleyeceğiz. Şu anda yüz şeklimize göre kaşın şeklini çıkartıyoruz. Boşluklarımızı dolduruyoruz. Şu anda Özlem Hanım'ın kaşlarına baktığımızda kaş başlangıçları olması gereken standartlarda. Ama kuyrukları oldukça kısa gözüküyor. Kuyruklarını hem uzatacağız hem de yukarı çekeceğiz. Bir nevi botoks etkisi yaratacağız bu modelle birlikte. Sonrasında birlikte zaten yüzüne yakışıp yakışmadığını göreceğiz. Özlem Hanım'ın kaşları şu anda eksikleri tamamlandığında birbirine çok yakın bir modele dönüştü. Kendi kaş kalınlığından fazla çıkmadık biz. Çünkü içi dolunca gayet güzel bir şekil aldı kaşları. Doğal görünümlü kaşlar için doğru renk seçimi de önemli. Peki kaş rengimizi neye göre belirliyoruz? Doğallık için kişinin kendi kıl rengi kullanılmalı. Şimdi Özlem Hanım'ın saçlarında sarı bir boya var. Biz buna vakıf kalarak uygulama yaparsak hiç hoş durmayabilir. Kendi kıl rengi neyse kişinin o renk bir pigment seçersek çok daha doğal ve güzel olacak. Kendisi kestane ve kahveye yakın bir tonda kıl rengi. O renk işlem uygulayacağız. Son dönemde oldukça ilgi gören kalıcı kaş uygulamasını daha çok kimler tercih ediyor? Kalıcı makyaj uygulamasını genelde kaş alımından kaynaklı şekil bozukluğu olan kişiler ya da doğuştan kaynaklı kaşı olmayan kişiler tercih edebilir. Bunun yanı sıra kemoterapi görmüş rahatsızlığı olan kişilerde maalesef saç kaş dökülmeleri olabiliyor. Alopesisi olan kişilerde de aynı şekilde gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Sağlık açısından hiç sorun oluşturmayan bir uygulamadır bu. Eğitmenimiz Nehir Durmuşoğlu kalıcı kaş kontürü yaptıracaklara tavsiyeler vermeyi de ihmal etmiyor. İşlem süremiz anestezi krem uygulamasıyla birlikte 1,5 saat kadar süren bir işlem oluyor. Cilt tipine göre bu uygulamalar 2 yıla kadar kalıcı oluyor. Yağlı ciltlerde kullanım süresi biraz kısalırken kuru ciltler daha uzun süre kullanabiliyor. Biz bir ay sonra kişileri kontrole muhakkak davet ediyoruz. Çünkü hücreler 28 gün içerisinde yenileniyor ve işlemde bazı bölgelerde atılım gözüküyor. Kontrolde tekrardan üstünden geçersek böylelikle kalıcılığını daha çok sağlamış oluyoruz. Kaş işlemi bittikten sonra 2 gün kadar su değdirmemesini istiyoruz kişilerden. Hamam, sauna, deniz, havuz gibi etkinlikleri de yapmamalarını rica ediyoruz. Dediğim gibi hücre yenilenmesinde bu tarz etkinlikler işlemin atılımına sebep olabilir. Bunlara dikkat edersek hiçbir şekilde kaşlarınıza bir şey olmaz. Yanlış kaş uygulamaları güzelliğimize gölge düşürüyor. Hayatımızı kabusa çeviriyor. Peki telafisi mümkün mü? Nehir Hanım'ın bu konuda bize müjdesi var. Kaş mağdurları ekran başına.
metal ağırlıklı boyalar var. O boyalar maalesef ki renk değişimine sebep oluyor. Ve yanlış cilt katmanına inildiğinde de bu renk değişikliği gözüküyor. Biz renk iyileştirme uygulaması yapıyoruz bu tarz renk dönen kaşlarda. Özlem Hanım'ın büyük değişiminde ikinci adresimiz Medikal Estetik Hekimi Doktor Nihat Dikin Kliniği. Hekimimiz Özlem Hanım'ın yüzünde büyük bir değişime imza atarak onu daha genç bir görünüme kavuşturacak. Peki Nihat Bey, Özlem Hanım için nasıl bir değişim planlıyor? A'dan Z'ye yüz estetiği. Şu bölgeler, yani yanağın şu bölgelerini yukarıya doğru taşımak için bu bölgelere örümcek ağı yapacağız. Yine buralardan böyle geleceğiz. Yani gördüğünüz gibi yüz tam bir kafes şeklini alacak ve bu yüzü yukarı doğru taşıyacağız. Onun haricinde baktığımızda alında kırışıklıklar vardı şu şekilde. Bu bölgeler botoks yapılacak ve kaşlarımızı yukarıya doğru botoksla taşıyacaktık. Onun haricinde göz altlarındaki çökmeleri görüyorsunuz. Bu göz altlarındaki şu şekildeki bu çökmelere her zamanki gibi ışık dolgumuzla ışık vereceğiz. Daha aşağıya indiğimiz zaman, bu tarafı da bir işaretleyelim de unutmayalım. Daha aşağıya indiğimizde de burun dudak, yani Japon çizgisi dediğimiz nazolabial sulkuslara, bu bölgelere dolgu yapacağız. Yine marionet bölgesinde gördüğünüz gibi hüzün çizgisi olarak biliyoruz bunları. Bu hüzün çizgilerinin olduğu yerlere de yine hyaluronik asit dolgusu, yani dermal dolgu enjeksiyonu yapacağız. Yine burada da bir Japon bıyığımız var bu taraftaki gibi, onları da yapacağız. Peki bitti mi? Bitmedi. Tabii ince dudaklarımıza biraz nem ve biraz da köfte dudak görüntüsü vereceğiz. Bunun için yine bu bölgeden gireceğimiz kanül tekniğiyle dermal dolgu, dudak dolgusu bu bölgelere yapılacak ve bu dudaklar gayet güzel şu şekilde köfte dudak haline gelecek. Daha sonra da karbon peelingle güzel bir parlatma yapacağız ve bütün yaptıklarımızı taçlandıracağız. Bakalım bu haftaki şanslı izleyicimizi beğenecek misiniz? Sıradaki kim olacak? İnanılmaz heyecanlıyım. Çok güveniyorum zaten size hocam. Özlem Hanım'ı kırışıklıklardan kurtarmak için kendisine botoks uygulaması yapıldı. Etkisi tahminen 6 ay kadar civarında sürüyor, 4-6 ay ve istemediğimiz kırışıklıkları yok ediyor. Saç çıkartmak için kullanıyoruz, migren tedavisinde kullanıyoruz, terleme tedavisinde kullanıyoruz. Özlem Hanım'ın gözaltı torbalarını yok etmek amacıyla kendisine ışık dolgusu yapıldı. Bu işlemin yaşı yok. Bu işlem hissettiğiniz her anda yapılabilir. Yani bunu 18 yaşında da yaptırabilirsiniz, 80 yaşında da yaptırabilirsiniz. Ne gördün? Yani oradaki çukur yok artık. Ben evet, her gün aynaya baktığımda fark ettiğim için. Evet, bakayım şöyle. Özlem Hanım'ı daha gergin ve genç bir cilde kavuşturmak içinse kendisine örümcek ağ estetiği uygulandı. Ne yapıyor bu kadar çok iplik içeride? Cildin eksilmiş fibrin kılıf, yani ciltte eksilen, o cildi ayakta tutan, cildi genç gösteren fibrini tekrar yerine koymuş oluyoruz. Böylece cilt daha gergin, daha nemli ve daha güzel ve daha hoş gözüküyor. Doktor Nihat Dik, Özlem Hanım'ı en çok mutsuz eden lekelerinden kurtarmak içinse karbon peeling uygulaması yaptı. Evet, sıradaki işlemimiz karbon peeling, değil mi? Karbon peeling ile gözeneklerimizi sıkılaştıracağız. Lekelerimizi gidereceğiz. Bir de ne yapacağız? Akne krizlerini azaltacağız. Hem de ışıl ışıl bebek cildi gibi güzel bir cildimiz olsun. Evet. Hekimimiz son olarak Özlem Hanım'ı rahatlatacak cilt maskesi uyguladı. Bu maske cildi sakinleştirecek ve cildin bol miktarda plasenta özüyle doymasını sağlayacak. Özlem Hanım'ın muhteşem değişim yolculuğunda sıra son dokunuşta. Kendisini mutlu bir şekilde finale hazırlamak üzere saç tasarımcımız Selim Coşkun'un usta ellerine emanet ediyoruz. Özlem Hanım'ın saç yapısını inceledik. Özlem Hanım'ın saçları çok yıpranmış. Ben bunu şu an kuru iken bile çok fazlasıyla hissedebiliyorum yani. Aynen, inanılmaz yıpranmış. Ve renk ton olarak da baktığımız zaman Özlem Hanım'ın yüzüne gidebilecek bir renk tonu değil. Daha az işlemle farklı güzel bir saç modeliyle güzel bir hale getireceğiz. İlla herkesin çok fazla kimyasal, fazla boya işlemleri yaptırmasına gerek yok.
Şimdi birazdan göreceğiz, hep beraber uygulayacağız, göreceğiz. Sadece bir boyayla çok güzel bir değişiklik elde edeceğiz. Saçlarda kişiye özel renk seçilmeli. Bir boyayla çok güzel bir değişiklik elde edeceğiz. Ve en önemlisi de kişiye özel renk tonları çok önemli. Şimdi tona hep beraber bakalım. Şimdi Özlem Hanım o kadar kapatmış ki tamamen başka bir kafaymış gibi duruyor yani. Bizde de bu çok önemli. O yüzden doğru rengi birazdan uyguladığım zaman hep beraber farkı çok önemli bir şekilde benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacağız yani. Özlem Hanım artık büyük finale hazır. Büyük Değişim'in sürpriz finali için Özlem Usta stüdyomuzda. Ve işte Özlem Usta, harika görünüyorsun gerçekten. Bakalım yüzünü güldürebildik mi? Hoş geldin Özlemciğim. Vay. Saçlar bu kadar Özlem güzel merhaba. Olabilir. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Emre Hanım? Biz de çok iyiyiz. Nasıl hissediyorsun kendini? Aa, gayet iyi hissediyorum. İyi hissediyorsun. Aynen. Şöyle bir bakıyorsun karşıya. Geçen haftaki o sarı saçlı dipleri ve uçları farklı renklerde olan, yüzünde böyle bir gülümseme olmayan Özlem, neler yapıldı sana? Birçok işlem görünüyorsun. Yapıldı. Evet. Peki. Şimdi evet, en büyük sıkıntının yüzündeki sivilce izleri olduğunu aynen. söylemiştin. Evet, elbette bir sihirli değneğimiz yok. Keşke olsaydı değil mi Nihat Bey? Aa, iki gün önce değirdik bu sihirli değneği biliyorsunuz. Değdiği yerlere değdi. Evet. Tabii ki şimdi yaz mevsiminde olduğumuz için çok böyle radikal şeyler de yapamadık. Elbette. İnce ince ufak ufak küçük dokunuşlarla botoksunu yaptık. Nasıl botoksun evet. başladı mı? Tutmaya aynen. daha dudaklarımın dalgası botoksun. Dudakların kaşların kalkmaya başladı mı? Kaşlarım yeni hissetmeye başladı. Aynen, çok bugün sabah zaten. İtibariyle. Tabii, evet, bir hafta taze. Sonra daha evet. iyi hissedecek kendini muhtemelen. Neler yaptınız başka Nihat? Neler yaptık? Hadi gel beraber şey anlatalım. Yaptık. Bir ben bir sen. Botoks örümcek yaptık. İkinci sen söyle. Örümcek ağı yaptık. Evet. Karbon peeling yaptık. Aynen. Dolgu yaptık. Nerelere dolgu yaptık? Onları sen söyle bakayım. Dudaklarıma dolgu dudaklarına yapıldı. Dudaklarına dolgu. Memnun musun dudaklarından? Evet. Hiç morarmadı, kanamadı. Değil yok mi? Hiçbir şey yok. Hiçbir ağrısızı, hiçbir şey olmadı. Ve daha hani aradan iki gün geçmesine rağmen ben acaba sonrasında olur mu diye düşündüm. Yok, kesinlikle ağrım sızım olmadı. Harika. İğnesiz nasıl yaptınız? İğnesiz bu endoskopik teknik var ya, hani endoskopik disk kapağı yapıyorlar, evet. endoskopik safra kesesi, endoskopik dolgu da var. Harikasınız. Endoskopik dolgu da var. Şöyle yaptık, dudaklarını yaptık öyle. Sonra nasıl bir yer, Japon bıyıkları yaptık, dudak yaptık, başka göz altlarını yaptık. Göz altlarının ışık dolgusu yaptık. Ay Özlemciğim, şimdi Özlem de diyor ki sivilce izlerim. %100 evet. geçecek mi? Elbette. Onlar evet. zaman içerisinde. Sivilce izleri %100 evet. geçmedi. Neden? Çünkü karbon peeling tek seans yapabildik. Tabii, bir de önümüz yaz olduğu için çok fazla hırpalamak elbette. İstemedim onu. Elbette. Ama yine de bakarsanız şöyle bir ışıltı. Harika görünüyorsunuz. Güzel bir ışıltı gelmiş. Evet, bakar mısınız? Yani Özlem'in geçen haftaki hali ve bugünkü hali arasında gerçekten müthiş bir fark var. Medikal estetik hekimimiz Nihat Dik müthiş uygulamalar yaptı. Aynen. Kalıcı makyaj eğitmeni sevgili Nehir Durmuşoğlu. Aynen, Nehir Hanım da ellerine sağlık. Kaşların da hemen gerçekten kendini aynen, fark ettiriyor. Aynen, teşekkür ederim. Onun da ellerine sağlık. Ve saç tasarımcısı Selim Coşkun. Aynen, saçların Selim Bey'e. Mükemmel evet, olmuş. Saçlarım gerçekten herkes çok beğendi. Çok soruyorlar. Evet. Selim Bey'in ellerine sağlık. Evet. Nihat Hocam da ayrı zaten. Evet. Hem çok hoş sohbet. Çok keyif aldım. Ben hani acı çekecek miyim diye düşündüm. Acılı bir işlem olur diye düşündüm ama hem acı çekmedim. Biz bayağı eğlendik yani. Bayağı eğlendik çünkü muhabbet, gece saat 3'te bitti çekimler. Aynen. Evet, gece saat 3'te. Tabii şimdi biz çekimleri bitirdik. Müthiş bir emek var elbette aynen, bunun perde kesinlikle. Arkasında sevgili izleyiciler. Yani öyle burada biz 5 dakikada anlattığımız gibi ya da VTR'de özetlediğimiz, size aktardığımız kadar değil. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık ne unuttuk? Hocam. Ben şimdi yandan gördüm. Sen konuşurken burnun oynuyor. Burun botoksu yapmayı unutmuşuz sana. Programdan sonra gel bir burun tamam botoksu hocam. Yapalım yarım kalmış. Şu ilk defa duyuyoruz. Bakın şimdi yandan bana doğru dön Özlem. Kamera yandan çeksin seni. Hangi kamera? Ha. Şimdi Özlem AXO de. AXO. AXO. Sesli sesli. Korkma. AXO. O. AXO. AXO. Bakın konuşurken burun ucu aşağı doğru sürekli çekiyor. Burada depresör bir kas var. O depresör kası botoksla gevşettiğiniz zaman burnu şöyle kalkar. Allah Allah Nihat Bey. Evet. Gerçekten yani nasıl bir göz var sizde?
Şey, herkes işini yapıyor. Ay, ben maşallah, de işini yapıyorum. Maşallah. Gerçekten ellerinize sağlık. Burnun da biraz havaya kalksın o zaman. Evet, burnunu da biraz kaldıralım. Havalı olsun. Peki. Tamam, o zaman Özlem'i bırakmıyoruz. Özlem'in evet. Tedavisine devam ediyoruz. Evet, şimdi şey kliniğe gidiyoruz. Bir de burnumuzu kaldırıyoruz. Peki, harikasınız. Teşekkür ederim. Özlem'cim, ne söylemek istersin? Kendine iyi bak izleyicilerine. Tüm yapım ekibine, kameranın arkasındaki de tüm ekibe, size, Nihat Hocam'a, sevgili Nehir Hanım'a, Selim Bey'e, herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Buradan mutlu ayrılacağım. Kendini iyi hissediyorsun. Aynen, kendimi harika. İyi hissediyorum. Benim için çok önemli çünkü. Memnunum, mutluyum. Daha ne olsun. Hadi bakalım, güle güle kullan. Bayramdan olun, önce yeni bir özlem aynen geldi. Aynen öyle. Bir söz daha vereyim sana. Bir tane şeyim evet, vardı hocam. Şurada biliyorsun. Aynen, kılcal aynen. Damar yumağı vardı. Evet, kılcal damar damar beni en yakın zamanda tamam, seni hocam. Damar aynen. Lazeri teşekkür yapmak öyle. Üzere tekrar. Ona da hemen lazerle bir atış yapalım. O da yok tamam, olsun. Tamam hocam. Anlaştık. Aynen, müthişsiniz. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Hadi anlaştık o zaman. Teşekkürler. Çok çok mersi. Çok mersi. Evet sevgili Nihat. Yine harikalar yarattınız. Bugün de bu kadar. Bugün de bu kadar. Bakalım haftaya neler bekliyor bizi. Bakalım. Bakalım. Ve efendim kendine iyi bak devam ediyor. Bakın ben şimdi nereye gidiyorum? Gülümsemeyi ihmal etmeyin ve daima gülün. Peki gülüşünüzden memnun musunuz? Çoğu zaman gülerken elinizle ağzınızı kapatmak zorunda mı kalıyorsunuz? İnanın artık yeni yöntemlerle buna gerek kalmayacak. Çünkü sizler için estetik diş hekimi Çağdaş Kışlıoğlu'nun kliniğindeyiz. Çağdaş Bey, estetik gülüşlerin ne denli önemli olduğunu ve hastalarına uyguladığı diş tasarımlarıyla kişilerin nasıl bambaşka birine dönüştüğünü tüm detaylarıyla anlatıyor. Gülüş tasarımı nedir? Şimdi gülüş tasarımı demek şu, kişinin yüzü güzel olabilir veya dişi zamanla bozulmuş olabilir, aralık olabilir, çapraşık olabilir. Mesela bakın hanımefendi güzel bir hanım. Öncesinde bu şekilde dişleri var. Dişleri çarpık olanlar ne yapmalı? Hangi yöntemle düzeltilmeli? Bakın üst üste dişler var. Bir lateral deniyor. Bir yerde lateral varken bir yerde lateral eksikliği var. Kanin bu. Ön dişin yanındaki dişe lateral denir. Bir taraftaki diş çekilmiş. Gülüş bu tarafa kaymış. Böyle durumlarda kişi mutsuz oluyor. Gülerken çekinerek gülüyor. Rahat gülemiyor. Böyle bireyler diş hekimine başvurduğu zaman genelde gülüş tasarımından faydalanıyorlar. Ne yapılıyor? Kristal destekli, içinde metal destekli olmayan malzemeler var. Diş hekiminiz size kullanacağı en uygun malzemeyi bulacak ve size önerecek. Bu vakada aşağı yukarı 10 tane dişe gülüş tasarımı yapılacak. Öncesi bu şekilde. Şimdi nasıl oluyor insanlar merak ediyor. Benim dişim ne kadar zamanda güzelleşiyor? Aşağı yukarı böyle kompleks vakalar bir hafta gibi bir sürede oluyor. Evet. Hem bilgisayar desteği kullanılıyor, hem ağız içi gösterme teknikleri kullanılıyor. Ne diyoruz? Kişi gülüşünü her zaman ağızda görmek istiyor. Gülüşünü ağızda test etmek istiyor. O yüzden diş hekiminiz oturup ağzınıza hazırlayacak dişleri tek tek hazırlayıp size gösterecek. Siz beğeneceksiniz. Rengini hekiminizle beraber seçeceksiniz. Şeklini hekiminiz ile beraber seçeceksiniz ve bitireceksiniz. Gülüşüm şu ünlü gibi olsun. Ben de onun gibi gülmek istiyorum isteği doğru mu? Çağdaş Kışlıoğlu bu tip isteklerle gelen kişiler için bakın ne diyor. İnsanlar resimler kesip getiriyorlar. Diyorlar ki ben böyle olmak istiyorum. Sanatçıların, mankenlerin resimlerini kesiyorlar. Şimdi bilmeniz gereken şu, tabii ki o arkadaşların dişleri güzel ama herkesin güzelliği kendine münhasır. Her ağzın tasarımı kendine göre. O yüzden hekiminiz size göre tasarım yapıp size bu tasarımı sunacak. Aşama aşama gülüş tasarımı. İkinci seans tasarım gösterme seansıdır. Buna gülüşünü test sürüşü deniyor veya gülüş prototipi deniyor. Gülüşünü test ediyorsun, ikinci seans görüyorsun gülüşünü. Ondan sonra da son seansta gülüşü diş hekiminiz size gösteriyor rengiyle. Beğenirseniz de bu dişler ağza yapıştırılıyor. Ömrü 10 sene. Diş gibi kullanıyorsunuz. Özel bir bakım tekniği gerektirmiyor. Hepimiz zaten 6 ayda bir diş hekimine gidiyoruz. Siz de zaten 6 aylık kontrole gitmeniz gerekiyor. Öncesi bu şekilde olan bir vaka bir hafta içinde bu şekilde değişebiliyor. Bakın dümdüz oldu dişler, çarpışıklık gitti. Daha yakından bakalım, demin yakın hali vardı. Yakından bu şekilde. Kişiye göre diş tasarlarken nelere dikkat etmek lazım? Dişi yaparken neye dikkat etmek lazım? Diş dediğin
yüzle bütünleşmiş olmalı. Diş dediğin doğal durmalı. Yüzey karakter olacak. Bu beyaz mı diş nispeten? Ama kişi ömür boyu beyaz diş arzu etmiş olabilir. Ama beyaz dişi yaparken de yüzey karakteri vermek lazım. Kesici kenara şeffaflık vermek lazım. Bir miktar girinti çıkıntı vermek lazım. Bakın ne kadar büyük bir değişim. Bu değişim dediğimiz gibi bir haftada oluyor. Buna akıllı gülüş tasarımıyla yapılan lamine tekniği deniyor. Diş çok çapraşık. Nasıl lamine yaptınız diye merak ederseniz. Bazen diziyi bozan bazı dişler vardır. Bu diziyi bozan dişten bir miktar daha fazla aşındırma yapmak gerekir. Normalde lamineler dişler içeri bakıyorsa aşındırma dahi gerektirmediği oluyor. Ama diş eğer çok fırlaksa, diziyi bozuyorsa o zaman diş hekiminiz biraz daha aşındırarak bu gülüş tasarımını yapacak. Artık gülerken ağzınızı elinizle kapatmak zorunda kalmayacaksınız. Mesela hanımefendi gülerken hep ağzını kapatıyordu. Artık bakıyorum rahat rahat gülüyor, güzel güzel gülüyor. Sizin de böyle bir gülüş tasarımına ihtiyacınız varsa çekinmeden diş hekiminize danışıp bu konu hakkında bilgi arayabilirsiniz. Bazen bir iki dişe uygulama yaparak kişi güzelleşebilir. Bazen de birçok dişe uygulama yaparak kişi güzelleşebilir. Diş eksikliği olduğu zaman implant koymak gerekebilir gibi gibi diş hekiminiz ve siz sizin için gerekli olan tedaviyi bulacaksınız. Önce sağlık, sağlığımızı güzel hale getireceğiz. Ondan sonra ruh sağlığı yani estetik gülüşümüzü güzel hale getireceğiz. Bugün kendine iyi baktı. Yine faydalı bilgiler verdiğimizi düşünüyorum sizlere sevgili izleyiciler. Özellikle Ramazan'da vermiş olduğumuz bu yemek tarifleri çok fazla soruluyor bize ve ilgi görüyor. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Instagram sayfalarımızda, sosyal medya hesaplarımızda kendine iyi bakla ilgili zaten çok iyi biliyorsunuz. Mutlaka tariflerin tekrarını ve her şeyi bulabilirsiniz. Yarın yine sizlerle olacağım. Yarına kadar siz de her zaman olduğu gibi hayatın akışına kapılıp kendinize vakit ayırmayı ve bizi izlemeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.